Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere kısa vadede endeks üstü getiri beklediğim 3 şirketin analizini ve incelemesini gerçekleştireceğiz. Bu 3 şirkette tabii ki başlıkta yazdığım gibi ana kriterimiz kısa vadede endeks üstü getiri olacak. Fakat bunları nasıl yapabileceğiz? Bunu anlatmam gerekiyor ki video öncesinde konseptimiz çok net bir şekilde anlaşılıyor olsun. Şimdi bunların içerisindeki birinci maddemiz hak edişe uygun olması gerekiyor. Eğer hak ediş kavramımıza uygun değilse zaten bu şirket ucuz değildir veya karlı değildir. Buradaki skalayı biz hak ediş kavramıyla sağlamış oluyoruz. İkinci kriterimiz tabii ki endekse göre ucuz kalmış olması gerekiyor. Eğer endeksin üzerinde bir getiri sağladıysa, yani şu anda endeks üzerinde getiri verdiyse bunun önümüzdeki süreç içerisinde endeksin üzerinde getiri vermeye devam edebilme ihtimal evet var. Fakat risk oranı gittikçe artıyor. Biz her zaman doğru yatırımcılar, bilgili ve eğitimli yatırımcılar olarak şunu yapmalıyız risk getiri oran algısını iyi kurmamız gerekiyor. Yani ben bir hisseye 1 liralık yatırım yapıyorsam buradan 1 lira daha kazanma yani 2'ye katlama ihtimalim nedir? Bunun tamamen kaybetme oranım nedir? %10 kaybetme oranım nedir? %20 kaybetme oranım nedir? Bunu bilmem gerekiyor. Çünkü ben eğer ki 1 lira koydum %50 ihtimalle 2 lira olacak %50 ihtimalle 0 olacaksa bu kumardan bağımsız olmuş oluyor. Analizlerimiz ve bu kadar öğrendiğimiz bilgi bir işe yaramamış oluyor. Bu yüzden ucuz kalma kriteri bizim için risk algısını düşünmüş Oluyor. uzun süredir düşen bir veya karlılığına göre ucuz seviyede kalmış özellikle de bir sonraki maddede söyleyeceğim temettü sigortası da mevcutsa bu hissedeki risk oranı oldukça düşmüş oluyor. Bu yüzden hak edişi uygun, ucuz kalmış ve üçüncü kriterimiz de temettü sigortası olan şirketleri sizler için seçtim. Özellikle de artık Kasım ayına giriyoruz. Nedir? Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart önümüzde 5 aylık bir süreç var. İşte Nisan'ı almıyorum çünkü Nisan içerisinde artık bitmiş oluyor temettü dağıtımları. Mart'ın tamamını saydığımız için. Ortalama 5 aylık bu süreç içerisinde endeks üzerinde getiri beklediğimiz 3 şirket hak ediş uygun ucuz kalmış ve temettü dağıtan ve bu temettü de fiyatın sigortası olan hisseleri sizlerle birlikte inceliyor olacağız. Yine videoya geçmeden önce bir bildirim daha yapmak istiyorum. Katılı özel profesyonel trade eğitim serimiz artık yayında ve başladı. Videolar tek tek oraya yüklenmeye devam edecek. Yan tahta hisseleri incelemelerimiz kısa vadede yükseleceğini düşündüğümüz yan tahta şirketlerini incelediğimiz bir katıl serimiz vardı. Bunlar yine yayında temettü hisseleriyle de ilgili özellikle 9 aylıklar geldikten sonra ve gelmeye başladığı süreçte yine katıl tarafına çok ciddi videolar gelecek. Bir de orta uzun vadede geleceğine güvendiğimiz Hisselerle ilgili faaliyet raporları incelemesi sonrası katıl tarafına yine çok güzel seyirler gelecek. Bildiğiniz gibi ben katıl'a bazen çok bazen az video atıyordum. Bunu piyasa karar veriyordu. Şu an katıl tarafına yükleneceğimiz katıl tarafında bol bol içerik göreceğimiz bir süreç içerisindeyiz. Katıla kayıt olup ekstra videolardan yararlanmak için de aşağıdaki yorumlar kısmından kayıt olabilirsiniz. Ana faydalarımızı, ana kriterlerimizi anladıysak şimdi gelin videoya geçelim. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, hatırlatıcı oluşturmayı ve yorum bırakmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Ana mantığımızı öğrendik. Şimdi bu 3 hisse nedir? Hadi birlikte bunlara bakalım. Şimdi ilk inceleyeceğimiz nokta bakın şurasıdır. 30 Eylül tarihi itibariyle biz bir yükseliş başlıyor ve bu yükseliş en tepe noktada yüzde 27'ye şu anki seviyede de yüzde 26'ya gidiyor. O zaman bizim yüzde 26 yüzde 27 civarının üzerinde yükselen hisseler görürsek eğer diyeceğiz ki endeks üzerinde yükselmiş. Bunun altında kalırsa da endeksin altında hareket sağlamış. Yani bizim için daha güvenli hisseler diyeceğiz. Ucuz almakta fayda var. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Şimdi ilk hissemiz işmenle başlayalım. Şimdi İşmen bizim için kısa vadede endeks üstü getiri getireceğini beklediğimiz ve ucuz kalmış hisselerden bir tanesi. Fakat hissemiz şu anda 36 lira. Eğer bunu 33 liradan alabilme imkanımız varsa neden 36 liradan alalım? Eğer bunu işte daha aşağı seviyede 31 liradan alabilme imkanımız varsa neden 36 liradan alalım? Bu yüzden biz mutlaka kademe ayırmalı, izleme listemizi almalıyız ve bu yüzden zaten Zaten bir şirket demiyorum da 3 şirket diyorum. Normalde bu üç şirketin içerisindeki en iyi size gösterebilirim ve tek şirketimiz olmuş olur. Fakat istediğimiz fiyatlara gelmezse ona mecbur kalmış oluruz. Bu yüzden 3 hissediyorum ki bu üç hisseden bizim istediğimiz fiyatlara gelen ikisini tekini de tercih edebiliriz. Burada tekrar ifade ediyorum. Ucuz fiyatlardan almakta fayda var. Gün içerisinde mutlaka takip edip ucuz seviyelerden alım yapmanızda bile fayda var. Yani örneğin 2 saat diye çekerim ben bunu ve iki saatlik de doğru destek noktasını zaten ne kadar güzel çalıştığını da görüyoruz. Buralardan alımlar için kovalarım. Yine bir diğer önemli nokta sabah alış koyabilirim. Mesela şöyle bir günlük grafiğime geri geleyim. Ben yarın sabah kalktığımda 34 lira 50 kuruşa alım koyarım ve sürekli olarak bunu tekrarlarsam gün içerisinde fitil atarak değdiği noktalarda da ben hissemi almış olurum. Bu da güzeldir. Yine endeks hareketlerini bekleyerek endeksteki düzeltmeler sonucunda bu hisselere yansıyacak kısımdaki düzeltmeyi de tercih edebilirim. Şimdi ilk hissemiz iş yatırım. İş yatırımdaki hedef seviyeleri zaten buradan destek noktalarını sağ taraftan da görüyorsunuz. Şimdi gelelim şu bilançosunu incelemeye. Bundan önce temettü noktasına bakacağız. 2019 yani pandemi ve sonrasındaki dağıtımlar %40, %40, %38, %34 civarında. Fakat daha öncesinde %70, 84, 89 ve 75 olarak temettü dağıtımları olduğunu biliyoruz. Özellikle bu sene yoğun bir kar ettiği için yani daha önce etmediği kadar yüksek karlılıklar ettiği için ben bu sene %75 üzerinde bir temettü dağıtımı bekliyorum. Şimdi Satışların %72 oranında arttırdığını ki yeni 9 aylık bilanço daha şimdi geldi ve ben de bunun üzerine çekiyorum videoyu. %72 satışları artıyor. %128 esas faaliyet karı ve net dönem karında %30 arttırdığını görüyoruz. 3.7 milyar olan öz kaynaklarını 4.4'e çıkarak %18'lik bir büyüme var. Çeyreklik net karı getirdiği tüm bilançolardan daha iyi bir konumda ve tek çeyrekte 765 milyon TL'lik bir net kar yazdığını görebiliyoruz. Özellikle 9 aylıklarda bilançoların çok iyi gelmediğini düşünecek olursak bu gelen bilanço işmen için genel sektörde de gayet iyi diyebiliriz. Çarpanları gayet güzel marjlarda öz kaynak karlılığını %60'dan %67'ye revize ediyor. Cari oranı da 1.27'den 1.32'ye çıkıyor. Şimdi bizim asıl hesaplamamız gereken nokta nedir? Hak ediş kavramı değerleme modeli. Biz bunu 2031 olarak aldık. 1.33 ile çarptık ve ortalama yıllıklandırılmış net karının 2.7 milyar TL ve üzerinde geleceğini öngörebiliyoruz. Bunu ödenmiş sermayesine böldüğümüz zaman hisse başına 7 lira 60 kuruşluk bir dağıtımın söz konusu olduğunu görüyoruz. Tabii ki temettüyü %100 oranında dağıtırsa. %80'ini dağıtırsa baktığımızda da 6 liralık bir temettü dağıtımı söz konusu olmuş oluyor. Bu da ortalama 8 FK'dan çalışırsa 48 liralar, 10 FK'dan çalışırsa ise 60 liralarda olabileceğini görüyoruz. Zaten temettü fiyatının bir sigortası olduğundan dolayı ortalama bizi 10 FK'lar tarafına sıkıştırıyor. Bunu daha önce birçok Ereğli örneğinde görmüştük. İşte diğer temettü dağıtan güzel şirketlerimiz tarafında da bunun örneğini çokça görmüştük. İşmen de bize bunlardan birini verecek gibi duruyor. Eğer hiçbir şey vermezse ne olur? Sadece dağıttığı temettü miktarı ortalama 6 liralardan bir dağıtım gerçekleştirmiş olursa %80 %75 bandından. Şu anki fiyatı bizim aldığımız fiyat 33 lira dersek ortalama şöyle baktığımızda tabii ki onla daha çarpacağım. Yüzde çarpmış olalım. Yüzde on bir temettü verimliliği olmuş olacak ve Mart ayları civarında bizlere yüzde on bir gelir elde ettirmiş olacak. Tabii ki ben bu fiyatlarda kalabileceğini düşünmüyorum. O yüzden zaten endeks üstü getirilerin içerisinde yer alıyor. Bilançolarına büyümesine ve hak ediş kavramına baktığımızda işmen içlerindeki en favori hisse olarak karşımıza çıkıyor. Hemen gelelim ikinci hissemize. İkinci hissemiz Ege Seramik. Ege Seramik'in de gelin sizlerle birlikte bir alım noktalarına bakalım ve özellikle de ucuz kalmasının bize avantajlarına bakalım. 30 Eylül tarihi itibariyle bir yükseliş başlıyor. %18'lik bir yükseliş veriyor. Şu anki seviyede %10'luk bir yükseliş veriyor. Yani endeksin çok çok altında olduğunu görebiliyoruz. Zaten bu da Ege Seram'ın getirdiği bu kötü bilanço nedeniyle oluyor. Ama bazı hisseler vardır ki aslında anlatmak istediğim şey de tam olarak bu. Hisseyi biz çok ucuzken aldıysak kötü bir bilanço bile bunu bizim aldığımız seviyelerin altına getiremiyor. Biz Ege Serem'i çok uzun sürelerdir takip ediyor ve konuşuyoruz. Umarım ki bizim finans ve borsa kanalı izleyicilerimiz 28 liralar mertebesinden en maksimum seviyede fiyatlanmış olsunlar. Yani aldıkları ortalama maliyetten bahsetmiyorum. Aldıkları en tepe fiyatlar umarım 28 liralardır. Çünkü biz çok uzun sürelerdir konuşuyoruz. Daha aşağıdan almanızı da beklerdim. Şu an için yine bir hesaplamaya geçelim. Verileri sizler kendiniz de inceleyebilirsiniz. Kötü gelen bir bilanço görüyoruz ama yapacağımız şey bizim matematiksel bir hesaplama olacak. 452 milyon TL yıllık kar görüyoruz. Bunu 75 milyon TL'ye böldüğümüz zaman ortalama hisse başına 6 liralık bir temettü dağıtımı görüyoruz. Peki sermaye artırımı ve temettüler kısmına bakarsak %70 civarında bir dağıtımın söz konusu olduğunu görüyoruz. Bunu da o zaman ortalama 0,7 ile çarptığımızda hisse başına 4 lira 22 kuruşlar. 10 FK'dan çalıştırdığımızda ise 42 liralar ortalama bana göre 45 liralar mümkün gözüküyor. Bu da %30'la %50 arasında bir kar marjı demek oluyor Ege Seramik için. Yine şunu tekrardan ifade etmek istiyorum. Faaliyet raporlarını incelemenizde ve yatırımcı ilişkilerle görüşmenizde büyük fayda var ben bu video Bir faaliyet raporu incelemesi bir geleceğe dönüklük bir uzun vadeli yatırım videosu olmadığı için Faaliyet raporu incelemesi veya yatırımcı ilişkileri görüşmelerimi Aktarmıyorum burada Özellikle ben bildiğiniz gibi 9 aylıkların hepsi açıklandıktan sonra Sizlerle birlikte artık orta uzun vadeli yatırımlarımızı Optimize ederken Hangi şirketler alabiliriz Hangilerinin faaliyet raporları uzun vadede bize avantaj sağlıyor Bunları inceleyip yine sizlere sunuyor sizlerle birlikte videonun içerisinde Gösteriyor inceliyor olacağım ama Şu anda dediğim gibi kısa vadede endeks üstü getiri beklediğimiz 3 şirketi incelediğimiz için ki bu kısa vadede parantez içinde tırnak içerisinde yıldızlı olarak tekrar söylüyorum. Buradaki kısa vade bu şirketlerin temettü dağıtım tarihlerinin ve miktarlarının açıklandığı ve dağıtımın geldiği güne kadar ki vadeden bahsediyoruz. Burada ilk kısa vademiz 1 hafta 10 gün 15 gün değil. Hak ediş kavramına göre hesapladığımız hisselerin hak ediş zamanının yani o temettü dağıtım zamanının gelmesini beklememiz gerekiyor. Faaliyet raporlarını okumanıza dediğim gibi çok avantaj var. Kanala abone olarak ve hatırlatıcıları açarak bizlerden gelen tüm videoların bildirimlerini alabilirsiniz. Bu sayede 9 aylıklar artık birkaç gün sonra bitecektir açıklamaları. 9 aylıklar bittikten sonra ben faaliyet raporlarını incelediğim videoları da paylaşacağım. Onları da yine ulaşmış olabilirsiniz. Hemen gelelim son şirketimiz olan Ereğli'ye. Ereğli, Ereğli aslında aynı bir Ege Seramik mantığı yatırıyor üzerinde. Ereğli'yi biz zannediyorsam ki 15 liralardan 16 liralardan beri kendi portföylerimizde tutuyoruz. Bazı zamanlarda alıyoruz. Bazı zamanlarda satarak lotumuzu arttırıyoruz ama uzun vadede elimizde tutmaya devam ediyorduk. Şimdi Ereğli tarafındaki olay da aynı. Şey, kötü gelen bir bilanço var diğer sektörünün şirketlerine bakarsak onlara göre daha iyi yani Sektörde iyi bilanço olarak ayrıştığını görüyoruz mesela bir kardemir D ile kıyasladığımızda Kardemir D'den daha iyi bir bilanço getirdiğini görüyoruz Sektör içerisinde pozitif ayrıştı ama Genel globale baktığımızda Kötü bir bilanço getirdiğini görebiliyoruz neden i̇şte 5.6 6.6 milyar TL'lik karlar varken burada bir anda 2.5 milyar TL'ye düşüyoruz Bu da demek oluyor ki evet beklenenin altında bir Miktar Fakat burada güzel olan şey ve bizi aslında umutlandıran şey ucuzdan almamız ve şirketin hala ucuz kalması. Bakın, şirketi görüyorsunuz. Burada gördüğümüz Temmuz ayından itibaren neredeyse getirisini hemen hesaplayabiliriz. En dip seviyeden baktığımızda %14'lük bir getiri sağlıyor. İsterseniz Bist 100'ün Temmuz ayından beri getirisine bakalım. Şöyle Temmuz ayından beri şurası olacak muhtemelen. Bist 100'ün getirisine baktığımızda %70 görüyoruz. Şimdi %70 nerede? %14 nerede? O zaman ne oluyor? Birincisi şirketlerimiz işmen için geçerli değil ama Ege Seramik ve Ereğli için ucuz kaldıkları için risk olanları düşük. Ucuz kaldıkları için üzerlerindeki potansiyel kuvvetli. Bu yüzden bu iki hisseyi burada tercih edebiliyoruz. Bir diğer üçüncü noktada hocam bu hisselerin artmama şansı Var mı? Tabii ki var. Şirketlerin kapanabilme şansı da var. Bu yatırımların hepsinin içerisinde risk mevcut. Ama eğer ki Ereğli senelerdir yaptığı şeyi yapmaya devam ederse, yani temettü dağıtırsa ki bunu senelerdir yapıyor ve senelerdir %100'e yakın bir temettü dağıtıyor. O zaman Ereğli'nin hedef fiyatını ben matematiksel olarak yine hesaplayabiliyorum. Ne yapıyorum? 14 8 çarpı 1,33 yapıyorum. Yıllıklandırılmış net karının ortalama 20 milyar TL olacağını görüyorum. 3500 yani ödenmiş sermayesine böldüğümde 5 lira 60 kuruşlar benim için mantıklı senaryo olarak karşıma çıkmış oluyor. Şimdi 5.6 yine biz ortalama 10 FK'dan bunu sigorta alacak olursak 56 liralar biz yine iyi şey düşünelim 50 liralar bizim için mantıklı gözüküyor. 45 liralar dahi gözükse 30 liradan ki Erel'de yine işlemleri takip edersek illa bu seviyelerden almamıza gerek yok. Aşağıda 28 56'lar 26lar 27-60'lar hatta 26 56 lara kadar da seviyelerimiz gözüküyor. Buralardan alım gerçekleştirdiğimiz takdirde ise ortalama 45 liralar bize daha yüksek bir kar marjı verecektir ama bu seviyeden 45 liraya bile gitsek %50'lik bir kar marjı üzerinde bulundurduğunu görebiliyoruz. İşte bu da temettü şirketlerinin avantajı temettünün fiyat sigortası ucuz kalmış hak edişe uygun şirketleri elimizde tuttuğumuzda nasıl kazanabileceğimizi nasıl bir mantık olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Videonun sonuna geldik. Bu video serisine eğer beğeni ve Abone olmayla ilgili ciddi bir yorum beğeni atarsanız bu video serisini sevdiğinizi düşünürüm. Ve diğer 3 şirketimizi de bu sefer yine kısa vadede endeks üstü getiri beklediğim 3 şirketi bu sefer temettü sigortası olmadan doğrudan kendi potansiyelleri üzerinde bulunduğu için yükseleceğini düşündüğüm hisseleri yine sizlerle birlikte paylaşıyor olabiliriz. Yorum atarak ve beğeni butonuna basarak bunu gösterebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Ekstra içerikler için aşağıda yorumlar kısmına bıraktığım linkten katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.